Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerine sobanın üzerinde akrep kızartıp yedirdiği, daha önce de solucan yedirmeyi denediği iddia edilen sınıf öğretmeniyle ilgili şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bıçakla önünü arkasını çevire çevire pişirdi, sonra yedirdi bize de. Merkez 12 Şubat ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Dereboz Mahallesi'ndeki Yeni Ova Şehit Mustafa Er İlkokulu'nda öğrenim gören bazı öğrenciler, sınıf öğretmeni D.A.'nın okul bahçesinde buldukları akrebi sobanın üzerinde kızartarak kendilerine yedirdiğini ailelerine anlattı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden aileler şikayetçi oldu. İddialar üzerine görevlendirilen müfettişler öğrencileri ve öğretmeni dinleyerek rapor hazırladı. Öğrencilerden bazıları müfettişlere öğretmenin okulda buldukları akrebi 4 öğrenciye yedirdiğini, daha önce de solucan yedirmeyi denediğini iddia etti. Ben evden okula gidiyordum. Sonra okuldan sonra ders yaptık. Sonra öğretmen dedi ki git bulaşıkları yıka dedi. Tamam dedim. Sonra ben bulaşıkları yıkadım. Kocuğumu alıyordum. Sonra hemen örümcek gördüm. Yani akrep gördüm. Sonra öğretmeni çağırdık. Öğretmen de geldi, onu değnekle aldı, öldürdü, bıçakla kesti, sobanın üstüne koydu, pişirdi, bize de yedirdi. Öğretmen D.A. ise hayat bilgisi dersinde öğrencilere akrebin özelliğini anlattığını, konunun bundan ibaret olduğunu öne sürdü. Olaya tepki gösteren bazı aileler ise soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını talep etti. Ben göndermedim. Burada komşu, başka da öbür taraftan da bilmiyorum kim gitmediğini yani. Dün de göndermedim mi? Bugün de. Hayatı herkes olabilirdi yani o an. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'a olayın kendilerine intikal ettirilmesinin ardından soruşturma başlattıklarını, teftiş kurulu başkanı ve başkan yardımcısını konuyla ilgili görevlendirdiklerini belirtti. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Yeni Oba Köyü Şehit Mustafa Er İlkokulu sınıf öğretmeniyle ilgili olarak bugün basınımıza yansıyan bir haberle ilgili dün bilgi sahibi olmuştuk. Bugün itibariyle de sabah saatlerinde teftiş kurulu başkanımızı ve başkan yardımcımızı bu konuyla görevlendirdi. Onlar şu anda okulda bu konuyla ilgili olarak bir inceleme araştırma yapıyorlar. Eğer konu iddia edildiği gibi subut bulursa zaten resmi anlamda biz üzerimize düşen bütün işleri yapacağız. Ama genel anlamda görüntü öğrencilerden ziyade kişiyle ilgili böyle bir süreç iddiasına doğru gidiyor. İspat edildiğinde bu konuyla ilgili olarak resmi anlamda bütün iş ve işlemler müdürlüğümüz tarafından yapılacağını kamuoyuyla saygıyla duyururum.